Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Teknoway Anakart Tamir Merkezi'ndeyiz. Biliyorsunuz anakart işlemlerini buradan yapıyoruz. Arkada görmüş olduğunuz masadan anakart tamirleri yapılıyor. Şimdi ustamız bana haber verdi, bir telefon gelmiş. iPhone 6s. Bu telefonu ne yapacağız? Bu telefonun hafızasını yükseltme işlemini gerçekleştireceğiz. Ben de bu süreci size çekerek anlatmak istedim. Şimdi telefona işleme daha başlamadık. Telefondaki işleme başlamadık henüz. Şöyle hemen ben size hafızasını göstereyim. Ayarlar bölümüne girdim ve genel dedim. Şurada genel dedikten sonra telefon hakkında giriyorum ve evet, burada gördüğünüz gibi evet, kapasite evet 32 diyor, görüyorsunuz siz de. Şimdi bu 32 GB'lık bir iPhone 6s. Kullanıcımız bu telefonu bize getirdi. Dedi ki bu telefonun hafızası bana yetmiyor. Ben bu hafızayı yükseltmek istiyorum dedi. Biz de hay hay efendim dedik. Telefonu aldık. Şimdi anakart bölümümüze getirdik. Ne yapacağız bu telefona? Genel olarak anlatayım. Önce telefonu açacağız. Anakartını çıkartacağız. Daha sonra anakartın üzerinde bulunan bir hafıza çipimiz var. O çipi çıkaracağız. Bilgisayara takacağız. Telefonun seri numarasını, e-mail numarasını bilgisayara kopyaladıktan sonra yeni 128 GB'lık hafıza çipini tekrar bilgisayara takıp o kopyaladığımız telefon verilerini yeni 128 GB'lık çipe aktaracağız. Daha sonra o 128 GB'lık çipi alıp telefon anakartına takacağız ve daha sonra telefonu toplayacağız. Ve ne olmuş olacak? Telefonumuz, yani iPhone 6s'imiz bu işlemden sonra 128 GB'lık bir hafıza kapasitesine ulaşmış olacak. Artık rahat rahat oyun indirebilir, oyun yükleyebilir, fotoğraf ve video çekebilirsiniz. Hafıza kapasitenizi bu şekilde bir hayli yükseltmiş olacağız. 32 GB'den 128 GB'a getirmiş olacağız. O zaman ne yapıyoruz? Haydi gelin iPhone 6s hafıza yükseltme işlemini yapalım.
Evet, şimdi telefonumuzun işlemleri bitti. Açılış ekranı geldi gördüğünüz gibi. Birazdan müşteriye vereceğiz telefonu. Artık iPhone 6S'imiz 128 GB, yani 32 GB hafızasını biz 128 GB'a yükseltmiş olduk. İçindeki bilgiler, e-mail bilgileri vesaire hiçbirinde bir sıkıntı olmadı. Hepsi aynı şekilde duruyor. Bilgisayar ortamından hepsini yeni taktığımız hafıza çipini aktardık. Yalnızca şöyle bir durum var. Eğer hafızanızı yükseltmek istiyorsanız telefonu buraya getirmeden önce yedeklerinizi almanız gerekiyor. Çünkü burada yaptığımız işlemler sonucunda telefonunuz sıfırlanmış oluyor. Yani hiçbir fotoğrafınız, videonuz ya da diğer verileriniz kalmıyor. O yüzden bizim tavsiyemiz iCloud üzerinden son bir yedekleme yapıp telefonunuzu o şekilde buraya getirmesi. Müşterimize de güle güle kullansın diyoruz. Ve iPhone 6S hafıza yükseltme videosunu da böylelikle bitiriyoruz. Sizin de eğer elinizde hafızası yetersiz cihazlarınız varsa ve hafızanız size yetmiyorsa Teknova'ya getirip hafıza yükseltme işlemlerini yaptırabilirsiniz. Hem daha uyguna geliyor hem de telefonunuzu değiştirmeden hafızasını rahat rahat kullanabiliyorsunuz diyorum. Ve videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.